Soner Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Bir arkadaşlar. teşekkür ederim. Bir önceki yayınımız büyük ilgi gördü. Tabii ki izleyenler tarafından da ilgi gördü ama enteresan bir şekilde benim yayınıma hükümet tarafından bir engel geldi. Sebebini anlayamadım. Hükümet tarafından deyince biraz şaşırdım ben. Hani hükümetle ne alakası var yani söylenenlerin, konuşulanların diye. Böyle enteresan, trajikomik bir şey yaşadım. Sonra yayını başka şekilde bir sosyal medya hesaplarımızdan yine paylaştık. Bir hayli ilgi çekti. Tabii Türkiye'de ciddi bir korku imparatorluğu var. İnsanların paylaşma, bu konuda konuştuklarında neyle suçlanacaklarını bildikleri için alakalı veya alakasız şekilde. İkinci yayını yapacağımıza söz vermiştik. O Evet. gün Fenerbahçe avukatlarının gerekçeli karara rağmen, gerekçeli karardaki bazı ifadelere rağmen sanki mahkemeler bitmiş gibi tavırlarını anlatmıştık. Bugün de daha çok biz izleyicilerimizden sorular aldık. Bazı videoların altına sorabilenler sordu. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu, Beşiktaşlı veya futbol sever bu konuyla ilgilenen herkesten sorular aldık. Onları size programın akışı içerisinde soracağız. Böyle bir giriş yapayım önce. Öncelikle merak edilen şu, ben de merak ediyorum. Bu şike operasyonu nasıl başladı? Evet. Ve ne zaman başladı? Süreci bize böyle elinizden geldiğince en kısa şekilde nasıl anlatırsınız? Ya öncelikle her ne kadar bu operasyonun adı şike operasyonu, şike soruşturması olarak kalmış olsa da bu bir mafya soruşturması, bir örgüt soruşturması olarak başladı. 2010 yılı Aralık ayında Asayiş Şube Müdürlüğü bir çalışma yapıyor. İstihbari bir çalışma yapıyor. Ve Olgun Peker liderliğinde bir suç örgütünün bulunduğunu, bu suç örgütünün de şike ve teşvik eylemleri yaptığını, bazı spor kulübü çalışanlarını, işte yönetici veya futbolcu, bunları tehdit ettiklerini, bir menajerlik şirketi bulunduğunu bu Olgun Peker'in ve bunun üzerinden haksız kazanç temin ettiğini gibi böyle bir rapor tanzim ediliyor. Ve bu rapor organize şubeye gönderiliyor soruşturma yapılması için. Biz de bu raporu Cumhuriyet Savcılığı'na gönderiyoruz ve biz soruşturmaya Peker grubunu, yani Olgun Peker grubunu takip etmeye başlıyoruz. Soruşturma böyle başlıyor. O Olgun zaman Peker kim? Olgun Peker o zamanlar Giresunspor başkanıydı galiba. Öyle mi hatırlıyorum Giresunspor ben? Başkanı değil, Giresunspor Adaydı. Başkanı tehdit etme konusu var. Ondan önce yapmış Giresunspor Başkanlığını, o dönem kaybetmiş başkanlığı. Tamam. Ama tekrar Giresunspor üzerinde bir hakimiyet kurmaya çalışıyor. Yani başkanı kontrolüne alarak falan. Bir hakimiyet kurmaya çalışıyor. Olgun Peker kim? Olgun Peker de şu an Türkiye'nin artık herkesin yakından tanıdığı Sedat Peker'in manevi oğlu olarak tanınan birisi. Normalde soy ismi Peker değil. Soy ismi Aydın. Olgun Aydın. Ama mahkeme kararıyla soy ismini Peker olarak değiştiriyor. Ve Olgun Peker'in oğlu olarak, manevi oğlu olarak tanıtıyor herkese kendini. Normalde aralarında 3 yaş var. Ama Olgun Peker Sedat Peker'e baba diyor. Sedat Peker Olgun Peker'e oğlum diye hitap ediyor. Birbirleriyle böyle mektuplaşıyorlar, yazışıyorlar. Sedat Peker cezaevindeyken falan. Böyle birisi yani Olgun Peker. Ve biz bunların, bu mafya grubunun eylemlerini takip etmek için soruşturma açıyoruz. Bununla ilgili bir soruşturma başlatıyoruz yani. Soruşturmanın başlangıcı bu. Esasında bir şike soruşturması. Ya işte şu an Süper Lig'de bulunan takımlar acaba şike yapıyor mu? Bu takımların yöneticilerini hadi hepsini bir dinleyelim, bir soruşturmaya başlayalım gibi bir durum yok. Yani bir şike soruşturması yapma durumu yok. Olgun Peker grubunu takip etme durumu var. Ki zaten Peker grubu 2005 yılında Kelebek Operasyonu var mesela. Orada da yine Peker grubu takip edilirken bu şekilde bazı şike eylemleri tespit edilmiş ve o zaman da işlem yapılmış. Mesela 2005 yılında. Yine Peker Bu böyle önemli bir detay. Bunu tabii. kamuoyu biliyor mu? Bu önemli bir detay çünkü. Evet. Kamuoyuna yansımış mıydı bu? Yani bazı haberlerde yer almış ama tabii bu şike soruşturması kadar hani duyulmamış. Yani çoğu kişi bunu bilmiyordur tabii. Ama 2005 yılında da yine Peker grubunun, hatta o dönem yine Olgun Peker de var gözaltına alınanlar içerisinde. Bu kelebek operasyonunda. Ve onlar işte böyle bir şike faaliyetlerinde bulunduklarına dair bazı tespitler var 2005 yılında ve
işlem yapıldı 2005 yılında. Kelebek dosyasında bunlar. İstihbarat şube dediğiniz şube bu operasyonu başlatırken, mafya operasyonu, hani mafyanın şeyini takip ederken, sanırım o günkü medyaya yansıdığından hatırladığım kadarıyla, hani Giresun Spor Başkanlığı için yarışmalarda böyle bir tehdit unsurları falan var. Hani adaylıktan çekilmesini istiyor falan. Ben öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum yani. Doğru mu hatırlıyorum? Oradan kaynaklanan, oradan başlayan bir mafya operasyonu gibi yani. Onu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Ya o dönem Giresun Spor'un başkanı var. Osman Çırak. Tamam. Osman Çırak, Olgun Peker'in kendisini tehdit ettiğini söylüyor Asayiş Şube görevlilerine. Tamam. Asayiş Şube görevlileri de o zaman diyor ki hani gel ifade ver falan. Diyor ki ben korkuyorum. Bu şekilde ifade veremem. Sonuçta karşımda Türkiye'nin en büyük mafya grubu var. Yani ben böyle açıktan bir ifade verirsem yani benim sonum ne olur yani? Yani ben bunu öngöremem diyor. Ben korkuyorum. Ben böyle ifade veremem diyor yani. Falan. Ve ifade vermiyor. Ama sonuçta polis bu şekilde ifade vermiyor diye bunu görmezden gelemez. Doğru. Mecburen utanak haline getiriyor. Ve konu mafya grubu olduğu için soruşturma yapılması için organize şubeye gönderiyor. Şimdi ama burada şu detay önemli. Bu yazıyı organize şubeye gönderen kim? O dönemki Asayiş Şube Müdürü Yener Ülgütol. Kim bu Yener Ülgütol? Şu an nerede? Yani soruşturmayı başlatan kişi bu kişi. Hani biz kumpasla suçlanıyoruz ya. Soruşturmayı başlatan emniyet müdürü Yener Ülgütol birinci sınıf emniyet müdürü oldu. Hala görev yapıyor. Yine o dönem bu raporu tanzim eden GASP büro amiri, Asayiş Şube'nin GASP bürosunun amiri Oğuz Tüzün şu an emniyet müdürü olarak Türkiye'de çalışıyor. Nasıl çalışıyorlar peki bunlar? Nasıl görevlerine devam ediyorlar? Madem bu kumpassa, kumpası başlatan, ilk yazıyı hazırlayan, ilk raporu hazırlayan bu kişiler nasıl görevde oluyorlar hala? Ya bunlar ne yapıyorlar? Bakın, bize yönelik bir kumpas soruşturması başlatılınca bunlar savcıya gidiyorlar. Diyorlar ki bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Bu raporu kesinlikle biz yazmadık, biz imzalamadık. Bizim emrimizde çalışan bir tane polis memuru var, Lokman Yanık diye. Bunların hepsini o yazmış. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Bunlar kumpası kurmuşlar diye Lokman Yanık aleyhine ifade veriyorlar. Ve sözde kumpas dosyasında bu emniyet müdürleri tanık durumuna geliyorlar. Tanık oluyorlar yani. Normalde şüpheli olması gerekiyor. Sanık olması gerekirken. Çok enteresan. Bu bir önceki yayından hatırlıyorum ben. Lokman Yanık'ı anlatırken gariban bir polis memuru. Evet. Onların talimatlarıyla, değil mi? Yani bu iki zatın talimatlarıyla görev yapıyor. Her şey buna yıkılıyor. Kendileri bu işten sıyırıyorlar. Aynen. Ve yani bu kişilerin tabii hani kim olduğuna da bakmak lazım. Yener Ülgütol, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün üyesi Yener Ülgütol. Aynı zamanda Aziz Yıldırım'la yakın ilişki içerisinde. Yani Aziz Yıldırım'la birebir, tabii Aziz Yıldırım'la birebir görüşen birisi. Yani ne yapıyorlar? Ya Aziz Yıldırım ve suç ortakları Yener Ülgütol'la böyle bir muhabbetleri olduğu için Yener Ülgütol'a diyorlar ki sen gel bunları suçlayan bir ifade ver. Biz de görüşelim işte savcılarla, hakimlerle. Seni dosyada tanık yapalım. Sen mesleğine devam et. İşte bunlar da ya düşünün bunlar Türkiye'nin işte güvenliğini sağlayacaklar yani. Bunlar hırsızla mücadele edecekler bu emniyet müdürleri. Bunlar da olur diyorlar. Emirleri altındaki çalışan polis memuru aleyhine ifade veriyorlar. Biz bir şey yapmadık diye. Hepsini bu polis yaptı diye ifade veriyorlar. Ve kendileri tanık oluyorlar. Ama organize şubeye gelen yazıda kimin imzası var? Yener Ülgütol'un imzası var. Yani bizzat kendi ıslak imzası var. Tabii ki. Hatta üzerinde de gizli kaşesi basılmış. Yani yazının üzerine gizli kaşesi basılmış. Bu kaşeyi zaten gizli kaşesini şube müdürünün veya büro amirinin bilgisi olmadan yani bir ekiplerde çalışan bir tane polis memurunun bu kaşeyi vurup organize şubeye evrak göndermesi zaten yani mümkün değil. Yani emniyetin işleyişi içerisinde böyle bir şey mümkün değil zaten. Çok ilginç ama, bilgiler verdiniz. Tabii bu bilgiler kamuoyunun bu telaşı veya daha önemli isimler arasında kaybolup gidiyor. Benim şurada kısa bir yorumum olacak. Bu söylediğiniz Yener Ülgütol ve Oğuz Tüzün yani şu anda görevlerine devam ediyor. Yani soruşturmayı başlatan kişiler bunlar dediniz. Evet.
aklıma şöyle bir şey geliyor. Yani şu andaki mevcut rejimi düşündüğünüzde, yani onların istediği gibi hareket ettiğinizde, pozisyonunuzu ona göre aldığınızda ya makam sahibi oluyorsunuz ya da sürünüyorsunuz, sürgün oluyorsunuz veya hapse giriyorsunuz. Bunun dışında hareket edince, yasal işlemlerin dışına çıkmanıza zorlanınca. Doğru mu? Hakan Bey, yani ben de eğer bu soruşturma ilk açıldığında, yani bizimle ilgili hani sözde kumpas soruşturması... Bunu soracaktım işte. Size böyle bir teklif geldi mi? Yani siz de bu soruşturma bak böyle olmuş, siz de buradan bu şekilde kurtulursunuz diye bir teklif geldi mi? Bu iki arkadaş gibi rejimin tarafından veya kişi bir başka evet. kişi tarafından. Geldi. Şöyle geldi. O dönem istihbarat daire başkanlığında çalışan benim tanıdığım bir emniyet görevlisi vardı. O emniyet görevlisi aracılığıyla bu şekilde bana haber geldi. Yani bakın böyle bir soruşturma var. İşte İstanbul'da şu savcıya gidip hani ifade verirsen böyle böyle hani senin yararına olur tarzında böyle üstü örtülü geldi bana söyledi. Yani ben de o şekilde gidip bu Yener Ülkütol işte Oğuz Tüsün gibi gidip eğer ifade vermiş olsam yani desem ki ya evet bu soruşturma kumpas işte biz bunu cemaatin şeyle işte baskısıyla talimatıyla işte yaptık. Yapanlar da işte bunlar kumpas kurdular. Ben yapmayın dedim ama işte onlar yaptılar gibi böyle absürt şekilde tamam mı? İftira atar tarzda böyle bir ifade vermiş olsaydım şu an ben de görevime devam ediyordum yani ve en güzel makamlarda çalışıyor olurduk yani. Çünkü şu an o makamlarda çalışmak istiyorsanız bu karakterde olmanız lazım. Evet, yani bunu irili ufaklı çok kişinin yaşadığı bir konu bu. Tabii Türkiye'de bu ve bunun gibi birçok farklı dava da oluyor günümüzde. Bunların da işte ortaya çıkan tabloları görüyoruz. Çok benzer özellikler taşıyor. Yani ondan sonra hukuk, adalet bu şekle dönüştü. Yani tehdit unsuru haline geldi. Benim anladığım kadarıyla Fenerbahçe avukatlarının gerekçelik kararın dışında bir savunma mekanizmasıyla aldıkları şeyi hak etmek adına yaptıkları, sonra gerekçeli kararda sizin yayında söylediğiniz şeyleri ben okudum. Yani o kadar cezaya sebep olabilecek hiçbir şey yok. Hatta yani karşılığında yasaya uygun iş yaptığına dair veriler var gerekçeli kararda. Peki, hemen şeye gelelim. Bu başlangıç sürecini böyle anlattınız. Sonra bu operasyon ne kadar sonra başladı? Mesela Olgun Peker dediniz böyle böyle bir mafya oradan başladı. Sonra evet. takip başladı sanırım. Yani böyle bir mafya organizasyonunu takip başladı. Ve kamuoyuna mal olan ortaya çıkmış bir sürü iddia vardı. Bunların mahkeme süreçleri oldu. Ama öncelikle bir şey süreci vardı. Hani bu 80 kişiye yakındı galiba, ben öyle hatırlıyorum. Evet. Hani bu dava ile ilgili 80 kişi bundan etkilendi ve bunlara operasyon başladı ve bunların ifadesine başvuruldu. 8 ay sonra mıydı? Şimdi yani, genelde soru şu, bu soru çok var, onun için soracağım. Diyorlar ki mesela, genelde soruların içerisinde Fenerbahçeliler adına söyleyeyim, neden Fenerbahçe'nin şampiyon olması beklendi, sonra bu operasyon yapıldı? Daha önce evet. yakaladıklarında niye bunu yapmadılar? Bir de o soru... tutuklama, o 80 kişinin ifadesine başvurduğunuz dönemi kısaca anlatabilir misiniz? Yani bu başlangıçtan birleştirerek, bir önce anlattığınızda birleştirerek. Ya şimdi tabii soruşturma başladı. Ne zaman başladı işte? Bu Asayiş Şube'nin yazısı üzerine. Biz bu yazıyı savcılığa gönderdik ve soruşturma başladı. Burada bir detay daha var. Soruşturmayı başlatan Cumhuriyet Savcısı kim? Şimdi dedim ya, soruşturmayı başlatan Emniyet Müdürü görevde hala. Peki soruşturmayı başlatan Cumhuriyet Savcısı ne oldu? Dönemin İstanbul Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı. Bizzat evrak kendisine götüren, arz eden benim. Yani yazıyı aldım, başsavcıya götürdüm o dönem. Başsavcım dedim buyurun böyle böyle bir evrak geldi. Bununla ilgili ne talimat verirsiniz? Yani soruşturma mı başlatalım yoksa bununla ilgili ayrı bir talimatınız mı olur? Bizzat soruşturma başlatma talimatını veren kişi o dönemki Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı. O da Burada bir duralım yalnız. Kamuoyunun bildiği, hani kamuoyunda biliyorsunuz algılar çok farklı yönetildiği için kamuoyunun bildiği Zekeriya Öz isimli bir evet. savcı. Kamuoyunun evet. bildiği, ama siz diyorsunuz ki soruşturmayı başlatan ve o döneme ait soruşturmanın başında olan İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı'ydı diyorsunuz. Evet, Başsavcı Vekili, özel yetkili Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı.
Tamam. Devran üzerindeki imza ona ait zaten. Yani o imzayı atıyor. Soruşturma bu Kendisi şekilde şu anda nerede? Kendisi şu an emekli diyebiliyorum ben. Tamam. Yani görev yaptı. Bir soruşturma falan geçirmedi yani. Hayır. Herhangi bir soruşturma falan geçirmedi. Emekli oldu bildiğim kadarıyla. Şu an emekliliğin tadını çıkartıyor yani. Yani bu soruşturmayı başlatan Cumhuriyet Savcısı değil mi? Yani soruşturma nasıl başladı falan. Yani şimdi soruşturma bu şekilde işte 2010 yılında başladı. Yaklaşık 8 ay devam eden bir süreç var. Tabii bu 8 ayı benim burada hemen 10 dakikada bu 8 ayda yaşadıklarımızı anlatmam mümkün değil. He, ama ne oldu? Soruşturma başladığında dediğim gibi bu bir mafya soruşturmasıydı. Biz soruşturmaya o şekilde başladık. Peki burada biz neler yaşadık? Yani şike ortaya çıkana kadar neler oldu? Yani şimdi bir kere Olgun Peker dediğim gibi Sedat Peker'in manevi oğlu olarak tanınıyor. Ve Giresunspor Kulübü'nde başkanlığı kaybetmiş ama tekrar yönetimi ele almaya çalışıyor. Bunun için de böyle faaliyetlerde bulunuyor. İşte diğer tarafta bunun karşısında da Giresunspor'un yönetimini almaya çalışan yine farklı bir mafya grubu var. O da Kürşat Yılmaz grubu. İşte bu Giresunlu olarak tanınıyor. O da bir mafya. Kürşat Yılmaz diye. O zaman cezaevinde. Ama Kürşat Yılmaz'ın oğlu Alparslan Yılmaz dışarıda. Alparslan Yılmaz yönetimi almaya çalışıyor bir taraftan da. Yani bir tarafta Sedat Peker'in manevi oğlu var. Olgun Peker. Diğer tarafta diğer mafya Kürşat Yılmaz'ın oğlu Alparslan Yılmaz var. Ve bunlar Giresunspor yönetimini tehditle, insanları sindirerek, şantajla almaya çalışıyorlar. Ve o dönem seçimi kazanan Ömer Ülkü diye birisi var. Giresunspor'un başkanı. Ondan sonra bu kişi başkanlığı kazanıyor. Ömer Ülkü. Ömer Ülkü İstanbul'da ofisinde bu Alparslan Yılmaz tabii dövüyor. O zaman tehdit ediyor. Darp ediyor. Yanında iki tane adamıyla beraber. Olgun Peker de Ömer Ülkü'yü koruma altına alıyor. Hani herkes bilir bu mafyaya hani gider sığınırlar ya işte beni hani sen koru kimse bana karışamasın. Ve bu kişi de gidiyor Olgun Peker'e sığınıyor. Olgun Peker'e yakın oluyor. Ondan sonra İstanbul'da yine Fatih'te iki tane mafya grubu bir tane otelin lobisinde toplanıyorlar. Karşı karşıya geliyorlar. Ve orada Alparslan Yılmaz yani Kürşat Yılmaz'ın oğlu Olgun Peker'i darp ediyor. Aralarında böyle bir husumet oluyor. Ama yanlarında bulunan başka kişiler var. Onlar araya giriyorlar ve olay büyümeden orada tatlıya bağlanıyor. Ama buraya giderken kişiler silahlı şekilde gidiyorlar. Burada yani herhangi bir çatışma riski oluşmuş durumda. Ve organize şube bu olayları takip ediyor. Yani orada belki de çatışma olmasını engelleyen yine bizim ekiplerimizin olaylara müdahil olması. Yani biz bir nevi önleyici vazife olarak da hani bunu yerine getiriyorsunuz. Adli bir soruşturma yapıyorsunuz ama adli soruşturma yaparken hani kişilerin birbirini öldürmesine de göz yumamazsınız yani. Bunu engellemeniz gerekir. Tabii ki. Orada müdahale ediliyor. Tabii ki. Onda ya, müdahale ediliyor. O müdahale bir soruşturma var devam ediyor gibi değil de bir toplumsal vazife, bir görev. Hani evet. Bir yandan da yaptığınız soruşturmanın ortaya çıkmasını da yapmamız lazım. Aynen. Oraya gidip toplumsal bir görev, evet. Evet, farklı teknikleri var tabii polisiye açıdan. Hani hem o olayı engelleyip hem soruşturmayı deşifre etmeden buna müdahale etmeniz gerekir falan. Evet. O yapılıyor yani o dönem. Ve bu şekilde bir şey var. Mafyaların spor dünyası içerisinde karşı karşıya geldikleri bir durum var. Ve organize şube bunu soruşturuyor. Bakın şu an yine Giresunspor'un başkanı, şu anki başkanı Hakan Karahmet. Yine Olgun Peker'in adamıdır mesela. Yani biz o dönem şike soruşturmasında Hakan Karahmet de gözaltına alındı. Ve Hakan Karahmet Olgun Peker adına Giresun'daki mafya faaliyetlerini yürüten kişidir. Ve şu an düşünün ki Türkiye Süper Ligi'nde bir spor kulübünün başkanı bu mafyanın adamı olarak görev yapıyor. Yani şu an şunu ben çok rahat söyleyebilirim ki şu an Giresunspor'u yöneten irade Hakan Karahmet ve yönetimi değildir yani. Giresunspor'u yöneten irade Olgun Peker ve onun bağlı olduğu iradedir. Çünkü Hakan Karahmet'le ilgili o dönem çok açık ifadeler var. Yani Olgun Peker'le mesela sıkıntı yaşayan kişiler Hakan Karahmet'e gidiyor. Hakan Karahmet'in işte olayı çözmesini istiyor. Ve ifade veriyorlar. Diyor ki Hakan Karahmet Giresun'da Olgun Peker'in adam olarak tanınır.
Olgun Peker'le yakın ilişkisi olduğu bilinir. Ve biz de Olgun Peker'e ulaşmak isteyince bu konularda kendisine gideriz. Böyle ifade veriyorlar zaten dosyada. O dönem tehdit edilen kişiler var yani bununla ilgili. Çok Ve şu ilginç. Şu anda Giresunspor'un an başkanı diyorsunuz yani. tabii şu an bu kişi Giresunspor kulübünün başkanlığını yapıyor yani. Çok Evet. enteresan. Yani Evet. Türk futbolu yani şeye şaşırmıyorum. Yani mafyanın en son geçtiğimiz yıllarda çıkmış meclisten geçen bir yasayla mafyanın ülkedeki durumunu çok net biliyoruz. Yani bu hakimiyete çok şaşırmamak lazım ama o dönemle bu dönemi bir araya getirdiğimde, yani o puzzle'ı birleştirdiğimde Türkiye'deki yönetim algısının nereye evrildiğini gösteren çok önemli bir detay bu. Biliyorsunuz yani Sedat Peker videolar çekiyor. Türkiye ile ilgili bazı şahitliklerini anlatıyor. Geçmişi var. Onları da söylüyor açık gönüllülükle. Yani ben böyleyim, ben böyle bir adamım diyor. Kahraman değilim diyor. Anlatıyor ve Olgun Peker dediğiniz kişiyi spor camiası çok iyi bilir. Ben de tanırım. Yani çok kişi tanır. Evet yani ismini bu şekilde almış, soyadını bu şekilde değiştirmiş. O Sedat Peker'i çok seven biri. Futbol dünyasının içerisinde sadece bu konuyla ilgili değil. Ben sadece başkanlık yapmak, bir kulübü yönetmek algısından çok daha farklı detaylar için bulunduklarını düşünüyorum. Çünkü bir menajerlik lisansı olayı da var. Evet. Federasyonu gidip menajerlik alma ki federasyondan alınıyor bunlar. O dönem Tabii. basına yansıdığı için de net söyleyebiliriz. Herhalde Haluk Ulusoy dönemiydi, hatırlamıyorum. Yani Mahmut federasyon veya Yıldırım Demirören de şey de olabilir. Yıldırım Demirören. Muhtemelen o döneme denk geliyor. Şimdi bugüne baktığınız zaman Yıldırım Demirören'in aldığı ihaleler ki kendine mi ait bilmiyoruz. Hürriyet gazetesini zorla satın aldırdılar. Bir şekilde büyük baskılar var. Yani Türkiye'deki algıyı yönetmek, onun dışında bir de kulüp yöneticiliği yapmak dünyanın birçok yerinde iddia oranlarına da çok farklı şekilde yansıyacak şekle de dönüşüyor. Artık para çok farklı bir şeye dönüştü. Bunlar benim fikirlerim. Sizle alakası yok. O açıdan yani yöneticilik yapmak, menajerlik, yöneticilik, onun dışında işte dediğim gibi bu oyunlar, ilişkiler, ortaya çıkan gün gibi aşikar işte şike olayları. Ben İtalya'daki şike operasyonunu takip etmiştim bir dönem. Oradaki yazılımları İtalyancam olduğu için işte Marcello Lippi'nin oğlu menajer, ondan sonra Moggi diye bir Juventus'un yöneticisi var. Onun maçları bağlama biçimleri. Türkiye ile biliyorsunuz temiz eller operasyonu İtalya'da oldu, işte Türkiye'de başka bir operasyon oldu. Futbolda da şike operasyonu ile ilgili böyle bir şey oldu. Orada cezalar verildi. Juventus küme düştü. Ötekinin menajerlik lisansını aldı. Yani adaletin olduğu yerlerdeki işleyişe baktığınız zaman hani eylem benzerlik gösteriyor ama sonuç nereye evrilirse o ülkenin geleceği ona göre şekilleniyor. Ya benim gördüğüm şekliyle söylüyorum. Lafı Bu gelmişken çok iyi oldu. Biraz daha devam edin. Buyurun. Juventus'u dediniz ya, hani lafı gelmişken söyleyeyim dedim. Mesela Juventus işte şike nedeniyle işte küme düşürüldü falan. Şimdi mesela deniliyor ya işte Fenerbahçe'yi bitirmek istediler bu operasyonlar. Şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Ya Juventus işte önümüzdeki en güzel örnek. Ya Juventus küme düşürüldü. Juventus'un istatistiklerine bakalım, internetten açalım. Juventus bu operasyondan sonra küme düşüyor. Daha sonra marka değeri, piyasa değeri öyle bir artmaya başlıyor ki. Yani tamamen grafik, tamamen artış şeklinde yani. Şener Tamamen Bey, müsaade evet. ederseniz ona ben şöyle bir yorum yapayım. Hani biraz sahanın içine girdiğiniz zaman bu tip olaylar, siz bunu yayınlarda sık sık söylüyorsunuz. Yani Juventus'un arkasına saklanıp işte veya Fenerbahçe'nin arkasına saklanıp ortadaki bir tabloyu unutturmaya çalışmak olumlu bir sonuç vermiyor. Neden? Şimdi kişiler bir şey yapıyor. Hani Fenerbahçe camiası, taraftarı, Fenerbahçe'yi seven o milyonlarca insan dışında hiç haberleri yokken bu insanlar böyle bir lekeyle yüz yüze kalıyor. Ve bu kişiler mevcut rejim, işte adalet mekanizması bu hale gelince maalesef ben mesela bugün Fenerbahçe maçında yönetim istifa sesleriyle maçı bitirdiler, mağlup oldular. Hani bugün yapıyoruz bu yayını. Şimdi ben dedim ki mesela izleyenlere, ya Aziz Yıldırım ülkede şu anda herhangi bir ceza almadı.
Şike kumpas deniyor. Tekrar başkan olma ihtimali var. Aynen az evvel söylediğiniz Hakan Karaahmet'in o zamanki evet. soruşturmada olmuş. Bugün Giresunspor başkanı dediniz. Şimdi Türkiye'deki yapı böyle olunca ben bir de bunun başka tarafına da bakıyorum. Juventus takımındaki bu aktörlerin hepsi ceza aldı. Evet. Futbolcular ceza almadı. Kulüp devam etti. Hatta ve hatta bugün Juventus takımının sportif direktörü en önemli şahsı o dönem takımı yalnız bu durumdan yalnız bırakmadı ve ikincilikte oynadı. Del Piero ile beraber ikincilikte oynadı ve tekrar lige çıkardı takımını. Arkasından futbolu bıraktı. Paulo Nedved diye bir oyuncu var. Ve bu oyuncu Juventus takımında şu anda kahraman gibi önemli işler yapıyor. Juventus'un bu çıkışında çok büyük bir katkı sahibi. Evet. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Ve kimse İtalya'da, kimse, ben İtalya'yı çok iyi biliyorum. O şikeyle, Juventus'un şike yaptığıyla alakalı bir kelime dahi etmiyor. Siz şikecisiniz demiyor. Şikeyi aklayansınız demiyor. Çünkü şikeyi Juventus yapmadı. Juventus yapmadığı için Juventus'a böyle bir şey söyleyemezsiniz. O marka bu adalet kavramını hangi inanca ait olduğunuz önemli değil yani herkes inançlı. O adalet kavramı yerine gelmiş bir şey, ülkede daha da gelişerek, büyüyerek ve değerlerine daha fazla sahip çıkarak çok önemli başarılar yakaladı. İtalya Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımı. Hala Şampiyonlar Ligi'nde şu anda şeyle gidiyorlar. Kötü bir dönem geçirmelerine rağmen firesiz gidiyorlar. 4 maçını da kazandı. 3 maçını pardon. Şimdi bu açıdan benim bu benzerlikle anlatmaya çalıştığım şey şu. Siz istediğiniz kadar herhangi birinin hakkını yiyin, birine iftira atın, işte konuşun, edin. Bu gerçekleri bir şekilde örtemiyorsunuz. Örtemediğiniz için de biz hani ülkesini düşünen insanlar için söylüyorum bunu. Evet. Takımından önce ülkesini düşünen insanlar için. Çünkü bunun gibi bir sürü dava var Türkiye'de. Bir sürü adaletsizlik var. Benim bu yayını yapma amacım hani size söz vermek, benim de şahitliklerim var. Belki bu yayınlar bittikten sonra ben kendi şahitliklerimi anlatacağım. Bunların içinin ne kadar dolu olduğunu ben siyasi sahnedeydim yani. Yıldırım Demirören'i de mecliste gördüm. 58. maddeyi değiştirmek isterken küme düşme maddesini. Ülkenin o günkü başbakanı, bugünkü cumhurbaşkanının bütün konuşmalarına şahit oldum ben. Trabzonlu milletvekilleri, bakanları susturmalarına şahit oldum. Bunlar susmuş yani. Ve meclisteki normal bir vekil olarak benim şansım bu operasyona denk geldi. Normal bir vekil olarak işinizi yapma şansınız kalmadı. Futbol Türkiye'de biliyorsunuz başka bir kültür. Evet. Milletvekilliğinin ne yapacağı belli. Bu sefer onların istediği gibi hareket etmeyince hani size var olmuş bir şeyi yokmuş gibi göstermek için sizin konuşmanızı istiyorlar. Ya ben tırnaklarımla kazıdığım bir geçmişim, kariyerim var. Ve ben senin, affedersin, bir yerleri ele geçirmek için yapacağın bir şeyin aleti olacağım. Şimdi diyorlar ya, şunu şu ele geçirmek istedi bunu. Şimdi ona geleceğiz. Ben diyorum ki hani kısaca böyle anlatacağınız bir şey varsa bu bölümü sadece bu anlattığınız çok değerli. Yani içinden gelen biri olarak operasyonun büro amirisiniz. Yani bu operasyon büro amirisiniz. Kısa bir özet yapalım. İkinci bölümde diğer sorular ve detaylarla bunu daha da şekillendirelim. Hı hı. İlave etmek istediğiniz bir şey var mı bunun üstüne? Hemen yayını burada bitirelim. Bir sonraki bölümde de ben onların hepsinin duyurusunu yapar anlatırım. Şimdi bu Giresun, hani hep anlatıyoruz ya, soruşturma işte Giresun Spor üzerinden başladı. Giresun diyoruz. Bunun üzerine de bu Fenerbahçe avukatları hep şu beyanda bulunuyorlar. Geçen açıklarken de bunu dediler. Ya Giresun'da olan olaylar var diyor. İşte İstanbul'daki organize şube niye soruşturma başlatıyor diyor. Yani İstanbul savcısı niye soruşturma başlatıyor? Çünkü diyor bunlar diyor orada diyor cemaat orayı ele geçirmiş. Oradan diyor bize diyor operasyon yapmaya çalışıyorlar. Yani bu nereye ele geçirmiş? Giresun'u mu ele geçirmiş? O. İstanbul'daki organize şubeyi ve savcılıkları cemaat ele geçirmiş. Bunun için diyor soruşturmayı İstanbul yapıyor. Yoksa diyor olay diyor Giresun'la alakalıysa, Giresun Spor'la alakalıysa diyor soruşturmayı niye diyor Giresun yapmıyor? Giresun savcılığı yapmıyor. Giresun'da diyor savcı mı yok? Polis mi yok? Niye İstanbul'daki organize şube yapıyor? Tamam, peki o zaman bu Turan Çolak kadı bize suçlamıyor. Yener Ülgütol, Oğuz Tüzük neden şu anda hala görevdeler o zaman? Yani madem ya, bunlar orayı ele geçirmiş, cemaat İstanbul'u ele geçirmiş. Neden bunlar görevlerine devam ettiler?
Şöyle ya şimdi bir kere biz Giresun deyince yani önemli olan olayın nerede olduğudur. Şimdi Olgun Peker İstanbul'da. Ofisi İstanbul'da. Kürşat Yılmaz'ın oğlu Alparslan Yılmaz İstanbul'da. Giresunspor Başkanı Osman Çırak, Ömer Ülkü İstanbul'da. Bu adamlar İstanbul'da birbirlerini tehdit ediyorlar. Silahlarla bir yerde görüşüyorlar. Birisi gidiyor öbürsünün iş yerini basıyor. Giresun savcılığı buna soruşturma yapabilir mi? Yani konu Giresunspor oldu diye soruşturmayı Giresun savcılığı mı yapacak? Böyle mantıksız bir şey olabilir mi yani? İşte bu mantıksızlık üzerinden bir şey inşa ediyorlar. Aslında onları bitiren tarafı bu. Sırf olay Giresun ismi olduğu için hani insanlara bu şekilde lanse ederek bakın işte Giresun yapmadı bilerek İstanbul yaptı bu bir kumpas demeye getiriyorlar olayı. Ama dediğim gibi bu kişilerin hepsi İstanbul'da. Olay İstanbul'da oluyor. Ya bunu biz Giresun polisine göndersek Giresun polisi der ki ben ne yapacağım yani kalkacağım buradan geleceğim de İstanbul'da bu adamları mı takip edeceğim? Adamların hepsi İstanbul'da. Bir Yani şekilde bunlar Türk kamuoyunda çok konuşulan şeyler olmadı Soner Bey. Yani çünkü tamamen dağıttılar, tamamen böyle bir karambol yarattılar. O karambolün içerisinde gerekçeli kararı bile okumadan insanlar hüküm sahibi oluyorlar. Şimdi bu yayını burada bu anlattığınız çok içinde olan biri olarak tabii yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz. Anlattıklarınızı da bırakalım ve bir sonraki yayında sanıyorum ki operasyon sürecini, Aziz Yıldırım'ın gözaltı sürecini ve onunla beraber 80 kişiye yapılan operasyonu ve bununla ilgili detayları sizlerin ağzından dinleyeceğiz. Bu yayını şimdilik burada bitirelim. Bir sonraki yayında görüşelim. olur Hakan Bey. Görüşmek üzere. Tamam.